Milli Muharip Uçak Projesi Türkiye için çok önemli bir proje. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi liderliğinde süren projede Havelsan kritik bir çalışmaya imza atıyor. Milli Muharip Uçağın dijital ikizini yapıyor. Bu tasarımda örneğin 4 yıllık bir tasarım süreci aylara indirilebiliyor. Tüm testler dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Havelsan'ın Milli Muharip Uçak Direktörü Mehmet Altun, Tolga Özbey'e projenin dijital ikizinin nasıl hayata geçirildiğini anlattı. Şimdi Havelsan bu projede TUSAŞ'la birlikte gerçekten ben bu proje Türkiye'nin gökyüzünde havada kurtuluş savaşı diyorum. Çok önemli bir proje. Bu uçağın sanal olarak bir yapay ikizini oluşturacak. Havelsan bu projede neler yapacak? Ben size yaklaşık 1,5 yıldır yoğun bir şekilde Milli Muharip Uçak Programı'na TUSAŞ'la birlikte desteklemekteyiz. Yani TUSAŞ'a destek vermekteyiz. Ana çerçeveyi müsaadenizle anlatayım. Doğal olarak Havelsan simülatör üreten dünyadaki yetkin firmalardan bir tanesi. Dolayısıyla Milli Muharip Uçak Programı'nda eğitim konsepti ve simülatörlerin geliştirilmesinden. Diğer bir konu, hava kuvvetlerinde şu an kullanımda olan hava bilgi sistemimiz var biliyorsunuz. Bunun 5. nesil uçak olmasından dolayı MMO'nun ona uyarlanması ihtiyacı gerekmekte. Bu ikinci alanımız. Biliyorsunuz Havelsan Türkiye'nin yazılım evi olarak bilinir. Bu kapsamda da Milli Muharip Uçak Programı'nda TUSAŞ'a yazılım geliştirme ve entegrasyon desteği vermek hedefimiz. Diğer bir konuda Havelsan'ın siber güvenlik yetkinliği var. Biz bunu platformlara da taşıyarak platform siber güvenliği, yani Milli Muharip Uçağın siber güvenli olarak uçmasını sağlayacak bir altyapı hazırlamak istiyoruz. Bu 4 ana alanda Havelsan Milli Muharip Uçak Programı'na dahil olmayı hedeflemektedir. Şimdi günümüzde 5. nesil uçaklar uçuyor, 6. nesil projeler var. Mevcut 5. nesil uçak projeleri arasında bu tür sizin tabirinizde yapay ikiz olan bir proje var mı? 5. nesil uçaklarda dijital ikiz konsepti şu ana kadar kullanılmamış bir kavram. Bunu literatürü taradığımızda görüyoruz. Bunun geçmişi, yani bir yıl desek de Havelsan içerisinde yaklaşık bir yıla yakın süredir bu kavramı çalışmaktayız. Sonuçta dijital ikiz kavramı Milli Muharip Uçak'la birlikte belki de dünyada ilk kez kullanılacak. Dolayısıyla ne yapacağız bu dijital ikizde? Onu kısaca anlatayım size. Dijital ikiz kavramı fiziksel bir varlığın sayısal varlığını oluşturmak demektir. Bunu niye yapıyoruz? Normal bir ürünü ürettiğiniz zaman süreçler nelerdir normalde? Bunu tasarlarsınız, üretirsiniz, test edersiniz, prototipini yaparsınız. Ama sayısal ikiz kavramıyla birlikte bunun sayısal altyapısını ve kavramı, nesneyi oluşturabildiğiniz zaman test edeceksiniz, sayısal ortamda ve valide edeceksiniz ve direkt üretime vereceksiniz. Bu size müthiş bir zaman ve maliyet etkinlik sağlayacaktır. Kısaca dijital ikizi kullanma sebebimiz MMU programına maliyet etkinlik sağlamak ve geliştirme, üretim ve sustainment, idame işletme safhasında zaman kazandırmak kısaca. Yaptığınız işleri anlatırken önemli bir konuya dikkat çektiniz. Siber güvenlik. Malum bugün işte bazı ülkeler çok ileri nesil, 5. nesil, 6. nesil projelere siber güvenlik açıklarından giriyorlar. Bunlarla ilgili aslında Havelsan'ın uzmanlığı olan bir kuruluş bu. Bir çalışma alanı bu. Bununla ilgili Milli Muharip Uçak için neler yapıyorsunuz? Ben kısaca şöyle özetleyeyim. Siber güvenlik yetkinlik alanlarımızdan bir tanesi Havelsan olarak. Dolayısıyla bunun bir platforma uygulanması, hele hele bir hava aracına uygulanması ayrı bir uzmanlık gerektirmekte. Dolayısıyla standımızda da biraz sonra size anlatırım. Platform siber güvenlik olarak bunu ayırıyoruz. Yani IT veya cep telefonunun güvenliğinden çok daha farklı bir uçağın güvenliğinin sağlanması. Bunun içinde aviyonik var, görev sistemlerini bilmek var. Bunların üzerine siber güvenliği ekleyeceksiniz. Dolayısıyla biz platform siber güvenlik kavramını geliştirdik. Yaklaşık 1,5 yıldır bu kavram üzerinde çalışmaktayız. MMO'ya uygulayacağımız mimari neler olabilir?
Bunu çalıştık. Uçtan uçağa siber güvenlik kılacak şekilde tasarıma hazırız. Yani aslında şunu özetle söyleyebilirim. Simülatöre ne kadar hazırsak platform siber güvenliğe de Havelsan olarak o kadar hazırız. Evet, dijital ikiz de başladı. Şimdi burada fuar süresince anlatmaya çalıştığımız ikinci bir konu da dijital ikiz kavramı. Yeni bir konsept olmakla birlikte artık Havelsan tarafında biz bunun ete kemiğe büründüğünü düşündüğümüz için böyle bir lansman yapmak istedik açıkçası. Dijital ikiz bir fiziksel varlığın dijital hale dönüştürülmesidir. Hologramdan da gördüğünüz gibi. Bu dijital varlığı hangi alanlarda kullanabiliriz? Nerelerde işimize yarar? İşte dizayn aşamasında. Ne dizayn ediyorsanız fark etmiyor. Platform olabilir. Sağlık sektöründe bile kullanılabilir bu. Üretim aşamasında ve üretimden sonra kullanım dediğimiz lojistik safhasında da kullanabileceğiniz bir konsept. Biz şimdi bunun açıkçası Havelsan olarak Türkiye'deki literatürünü oluşturuyoruz. Yani dijital ikizi tanımlıyoruz Türkiye için. Tasarım aşamasında dijital ikiz bize nasıl bir fayda sağlayacak? Bir parçayı üretmek, tasarımdan üretime gitmesi yaklaşık 4 yıllık bir süreç. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman, geçen zamanı ve arada harcanan bütçeyi düşündüğünüz zaman bu platform büyüdükçe, modernleştikçe, 6. nesile kaydıkça çok çok daha artmakta. Dolayısıyla bize öyle bir tool olsun ki, öyle bir araç olsun ki bu dijital bir varlık olsun. Bunu biz gerçek varlıkmış gibi davranalım. Oradan davranışları görelim ve biz bunu direkt fiziksel varlığa dönüştürelim. İşte dijital ikiz bunu yapacak. Sayısal varlığını oluşturduğunuz nesnenin emin olduktan sonra bazı data analytics dediğimiz bölümle emin olduktan sonra AI, yani yapay zeka ve machine learning de kullanıyoruz burada. Buradan emin olduktan sonra parçayı ya da tasarladığımız her neyse onu direkt üretime veriyoruz. Ve bununla da 4 yıl değil aylardan bahsediyoruz. Aylara, onu soracağım. Aylara indiriyoruz. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Geçen yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri 6. nesil uçak uçurdu denildi. Hiç uçağı gören var mı? Yok. Aslında bu işte yaptı Amerika'nın. Yani biz buradan bir sonraki adım artık dijital mühendisliğe geçeceğiz ve her ne tasarlanıyorsa onun dijital tasarımını yaptıktan sonra data analytics'ten emin olduktan sonra direkt üretime geçmesini hedefliyoruz. Az önce anlattığım size tasarım aşamasında dijital ikizin uygulamasına bir örnekti. İfade ettiğim gibi bunu üretimde de kullanabilirsiniz. Sustainment'a da. Sustainment'ın daha canlı bir örnek vereyim. Lütfen. Mesela bir uçağın dijital ikizini yaptıktan sonra bunu sustainment ya da lojistik için nasıl kullanabilirsiniz? Uçağınız örneğin 3000 saate ulaşmışsa siz 8000 saat sonunda uçağınızın ne arızalar vereceğini, nerelerde hatalar vermeye başlayacağını, yapısalda nerede problemler çıkacağını ya 8000 saate kadar uçuracaksınız, uçağı ömrünü bitireceksiniz veya bizim burada kurguladığımız dijital uçağı 3000 saate getireceğiz ve onu biz bir ay içerisinde, iki hafta içerisinde 8000 saate getirip uçak nerede arıza yapıyor, nerede hata veriyor, hangi ikmal, yani sizin tamamen bakım konseptinizi, ikmal akış yönteminizi, depo seviyesi bakımınızı, filo yönetiminizi, görev planlamanızı buna göre planlamaya sebep verecektir.